Mahiyetinde kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzun ardından günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. TSK'dan PKK'ya darbe üstüne darbe. Topkapı'da düğün dönüşü feci kaza, 14 yaralı. Eyüp'te park halinde bulunan 5 otomobil alev alev yandı. Sarhoş olduğu uçakta kavga çıkardı. Aksaray şehidini 10 binler uğurladı. Evet sevgili izleyenler, FM TV ana haber bülteni başlıyor. İlk haberimize başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu şehit yakını Gazi ve Gazi yakınları için istihdam kurası törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmasında teröre destek veren bir takım siyasetçi geçinenlere tepki gösteren Davutoğlu, şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabı soruluyor, sorulmaya da devam edecek dedi. Başkent Ankara'da şehit yakını Gazi ve Gazi yakınları için istihdam kurası töreni düzenlendi. Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu şehitlik makamına vurgu yaptı. Onlar delidirler ama biz anlayamayız. İşte tesellimiz aziz şehitlerimizin temiz pak ruhlarına yakın olmak bizim de en büyük dileğimizdir. Şehit yakınlarına ve gazilere seslenen Davutoğlu, bizleri aile fertleriniz gibi yanınızda bulacaksınız dedi. Şehit yakınları da gazilerimiz de her zaman devletini, milletini, hükümetini, bizleri, aile fertleri gibi yanlarında bulacaklardır. Eğer bir an dahi onları kendi aile fertlerimizden ayırt edersek, bu makamların hakkını vermemiş oluruz. Şer odaklarına karşı gereken cevabın verildiğine vurgu yapan Davutoğlu, her şehidimizin tek damla kanının dahi hesabını sormaya kararlıyız dedi. Şer odakları teröre her tevessül ettiklerinde hak ettikleri cevabı aldılar, bundan sonra da alacaklar. Her bir şehidimizin tek damla kanının dahi hesabını sormaya kararlıyız. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusu üzerinden CHP ve HDP yüklenen Davutoğlu, kimisi üslubunu değiştirdi, kimisi terörist cenaze evlerini mesken edindi. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir dedi. Biz dokunulmazlıkların kaldırılması değişikliğini meclise sunduğumuz andan itibaren üslupları değişmeye başladı. Terör odaklarının mazbatalı temsilcileri hemen çark etmeye başladılar. Yakasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi rozetiyle çukur başında teröristin taziye çadırında meydan okuma provaları yapanlar şimdi yine güya barışı terennüm etmeye, barışçıl görünmeye başladılar. Dün direniş kahramanca bir destan yazıyor, hendek çukur diye küçümsemeye çalışanlar dönüp tarihe baksınlar diyenler, bugün biz demokratik bir partiyiz ve şiddetin her türlüsünü reddediyoruz diyorlar. Hendek savaşları kamu güvenliğini tehdit etti ve şiddeti tırmandırdı diyorlar. Verdiğimiz talimatın gereği olarak bu ülkenin bütün şehirleri, bütün ilçeleri, bütün köyleri, bütün mezraları, bütün dağları, ovaları, ırmak kenarları, vadileri son teröriste kadar temizleninceye kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Kahraman şehidimizi resmettikleri birer tabloyu Sayın Başbakanımıza takdim ediyorlar. Şeyma ile Akif'i almışken salondaki varsa bütün çocuklara da alalım da onlar mahzun kalmasın. Bütün çocuklar buraya gelsin. Hayırlı olsun. Basın oğlum basın. Hep beraber basın. Basın basın basın. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi 24 yaşındaki Sinan Kunduracı. Memleketi Aksaray'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Sinan Kunduracı şehit oldu. Şehit polis Kunduracı'nın cenazesi dün Van'da yapılan törenin ardından akşam geç saatlerde memleketi Aksaray'a gönderildi. Bugün de Somuncu Baba Külliyesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracıyla helallik alınmak için Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin babası Mehmet Kunduracı güçlükle ayakta dururken annesi 42 yaşındaki Pakize ve kız kardeşleri Hatice ve Hülya tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baygınlık geçiren anne Pakize Kunduracı'ya 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Allah'ım ekber.
Gözyaşları içinde tabutun önüne gelen baba Mehmet Kunduracı da tabutu okşayıp öperek oğlunu evin önünden son yolculuğuna uğurladı. Baba evinde alınan helalliğin ardından bekar olan şehit Özel Harekat polisi Sinan Kunduracı'nın cenazesi tekbirler eşliğinde namazın kılınacağı Ulu Cami önüne getirildi. Burada da oğlunun tabutunun başına gelen baba Mehmet Kunduracı ayetel kürsü okudu. Tabuta sarılan baba Mehmet Kunduracı, "Oğlum seni çok seviyorum," dedi. Şehidin cenazesi Ulu Cami'deki öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından tekbir ve şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı eşliğinde Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. TSK'dan PKK'ya darbe üstüne darbe. Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir askerimiz şehit oldu. Kilise ardı ardı düşen 4 roket nedeniyle ilk bildirilmelere göre 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin'de operasyona çıkan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Fırat Mahallesi'nde yaşanan çatışmada bir uzman onbaşı yaralandı. Bölgeye çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kilise art arda düşen 4 roket nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Kiliste bugün öğleden sonra Suriye tarafından art arda ateşlenen 4 roket Kilis Devlet Hastanesi çevresi ve kent merkezine isabet etmişti. Abi 4. roketle düştü. Yaralılar var. Olaylarda toplam 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan son düşen roketin ise kent merkezindeki Akçurun Caddesi'ne isabet ettiği bildirildi. Öte yandan ölen ve yaralıların arasında ilk belirlemelere göre Suriyelilerin de bulunduğu belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ta PKK'nın karargah olarak kullandığı binalar yaylım ateşine tutan güvenlik güçleri teröristlerin kaçmasına fırsat vermiyor. Kentte teröristler tarafından kullanılan binalar ağır silahlarla vuruluyor. Şırnak'ta hendek, barikat ve tuzaklanan patlayıcılar ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 14 madde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Operasyonların sürdüğü kentte hendek, barikat ve tuzaklı patlayıcılar birer birer etkisiz hale getiriliyor. Operasyonlara katılan asker, polis ve korucular teröristlerin tuzaklarına karşı dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Kentte teröristlerin karargah olarak kullandığı bazı binalar ise yaylım ateşine tutuluyor. Dört koldan ağır silahlarla binaları ateş altına alan güvenlik güçleri teröristlerin kaçmasına fırsat vermiyor. Öte yandan kentte şu ana kadar 215 terörist öldürülürken 610 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen operasyonlarda sıkışan teröristler kaçmaya başladı. Suriye'nin Kamışlı kentine kaçmaya çalışan teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 20 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin ilçesinde operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Akşam saatlerinde Nusaybin ilçesinden sınıra kaçmaya çalışan çok sayıda PKK'lı terörist, Kanika bölgesi olarak bilinen Zeynel Abidin ve Kışla mahallesinde kıstırıldı. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu 20 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Şehir merkezlerine inerek güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren teröristler, halk desteği ve lojistik desteğin kesilmesinin ardından köşeye sıkıştı. Güvenlik kuvvetlerinin aralıksız sürdüğü operasyonlardan dolayı iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler başladı. Because
Nusaybin ve Yüksekova'da sıkışan bazı teröristler güvenlik kuvvetlerine teslim olurken bazıları ise ilçeden çıkıp sınırı geçmek için harekete başladı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde sıkışan teröristler Suriye'nin Kamışlı bölgesine kaçmaya çalışırken güvenlik kuvvetleri tarafından Zeynel Abidin ve Kışla mahallesinde kıstırıldı. Güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren teröristlerden 20'si öldürüldü. Bölgede geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. İzli bir şekilde... Sivas merkezli 11 ilde düzenlenen paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 11'i çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Paralel yapıya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda ise aralarında Bankasya çalışanlarının da olduğu 140 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 gün önce Sivas merkezi, Ankara, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, İzmir, Amasya, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında bazı iş adamları ile kamu kurumlarında çalışan doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 25 kişi, kamu kurumlarında dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, örgüte eleman kazandırma ve örgüte para kaynağı temin etme gibi iddialar ile gözaltına alındı. Ya. 25 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındakilerden sorgusu tamamlanan 12 kişi ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca paralel yapıya yönelik soruşturmada ise 140 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelgen'in talimatıyla harekete geçen polis ekipleri sabah saatlerinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. ...2004-2015 yılları arasında PDY'ye yaklaşık 50 milyon lira finansal destek sağlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bankasya çalışanları, PDY yöneticileri ile ve iş adamlarının da bulunduğu 140 kişi hakkında PDY üyeliği ve yöneticiliği, resmi ve özel belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 100 kişinin gözaltına alındığı, 40 şüphelinin ise adreslerinde arandığı öğrenildi. Ekvador'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin yeri görüntülerine ulaşıldı. 7.8 büyüklüğündeki deprem kameralara bakın nasıl yansıdı. Ekvador'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin yeni görüntülerine ulaşıldı. Ülkenin Müisne şehri açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, bir apartman dairesinin kamerasınca an be an kaydedildi. Ev sakinleri ve köpekleri sarsıntının şiddetiyle ne yapacaklarını şaşırırken eşyalar da yere devrildi. Deprem nedeniyle an itibariyle 238 kişinin öldüğü, 1500 kişinin de yaralandığı açıklandı. Adana'da devriye görevi yapan polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan 3 PKK'lıdan biri çıkan çatışmalarda öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabaha karşı Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden biri sık sık bölücü terör örgütü PKK'lıların korsan gösteri yaptığı Küçük Dikili'de devreye atmaya başladı. Polis araçla birlikte Şehitlik Caddesi'nde ilerlediği sırada polise çevreden ateş açılmaya başlandı. Bunun üzerine polis ateş eden şahıslara silahla karşılık verdi. Bir süre çatışma devam etti. Daha sonra polis kendine ateş eden 3 PKK'lılardan birini vurdu. Diğer 2 PKK'lı ise arkadaşları bulunca olay yeniden kaçtı.
Polis kaçan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bir taraftan da yaralanan PKK'lı için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri PKK'lının öldüğünü belirledi. PKK'lının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Somali, Etiyopya ve Eritre'den göçmenleri taşıyan 3-4 teknenin Akdeniz'de alabora olma sonucu 400'den fazla Afrikalı göçmenin boğulduğu bildirildi. Somali, Etiyopya ve Eritre'den göçmenleri taşıyan 4 teknenin Akdeniz'de alabora olması sonucu 400'den fazla Afrikalı göçmenin boğulduğu bildirildi. Somalili yetkililer şimdiye kadar sadece 29 kişiyi kurtarabildiklerini açıklarken, Somali'nin Mısır Büyükelçisi BBC'ye Arapça yaptığı açıklamada en az 400 kişinin boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Teknelerin Mısır'dan denize açıldıkları ve İtalya'ya ulaşmak istedikleri bildirildi. Geçtiğimiz yıl 18 Nisan tarihinde ise Libya'dan yola çıkan göçmenleri taşıyan bir teknenin batma sonucu ise 700'den fazla kişi boğularak can vermişti. Eyüp'te park halinde bulunan 5 otomobil alev alev yandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunuslar olarak bilinen motorize polis timleri hızları ve azimleriyle şehrin hangi noktasında olursa olsun olaylara anında müdahale ederek suçlulara göz açtırmıyor. Şehrin yoğun trafiğinde en hızlı şekilde olaylara yetişebilmek amacıyla kurulan Yunus timleri Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olup asayiş konularıyla ilgileniyor. Yunusların felsefesi suçlulara korku salan, kanunlara uyan vatansever insanlara ise sıcak, yakın davranarak sempatilerini kazanmak, bu felsefe ile her gün mesaiye başlayan ekipler şehrin dar sokaklarından kapalı yollarına kadar kentin dört bir köşesinde yaşanan birçok asayiş olayına en hızlı şekilde müdahale ediyor. Uzun yıllardır Yunuslar'da görev yapan Eskişehir Motosikletli Timler Amiri Erdal Öcalan, timlerin sıcak olaylara müdahale sürelerine dikkat çekti. Öcalan, Yunusların yurt dışında da model alındığını belirterek şöyle konuştu. Yunus timlerinin özellikleri motosikletli timler olması sebebiyle olaya ilk intikal eden, olaya ilk müdahale eden timlerimiz. Asayiş olaylarında kullanıyoruz. Olay yerinde bir olay sıcak gerçekleştiği anda ilk olay yerine intikal eden timlerimiz genelde Yunus timlerimiz oluyor. Çabuk intikalden dolayı kullanışlı bir tim. Onun için kullanıyoruz şehirde. Birçok polis memurunun motosikletli timlerde çalışmak istediğini ancak bazı koşulları taşıması gerektiğini belirten Öcalan şunları aktardı. Eleme yapılıyor, bir seçme yapılıyor. Ondan sonra yaklaşık 2 ay süren bir fiziki kursumuz var. Fiziki kursu tamamlayabilenler daha sonra Yunus olarak çalışmaya başlıyor. En çok kavga olayları, işte silahlı olaylar, uyuşturucu olayları. Kapalı yerlerde diğer ekip arabasıyla girilmesi zor yerlerde gerçekleşen bu tarz olaylara, sıcak olaylara daha doğrusu en çok müdahale ediyoruz. Vatandaşla iletişimimiz iyi. Ya şimdi ulaşım aracımız motosiklet olduğu için aramızda pek bir engel olmuyor. Vatandaşla birebir direkt iletişime geçebiliyoruz. Onlar da seviyorlar bizi, destekliyorlar. Bunu her yerde görebiliyoruz. 11 yıldır Yunuslar'da çalışan polis memuru Serhat İkinci ise 4 yıldır Eskişehir'de görev yapıyor. Yunuslar'da çalışmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen İkinci şunları anlattı. Küçüklükten beri hayalimdi. Yani motosiklete biniyorduk zaten çocukluğumuzdan beri. Motosiklet sevdasından ötürü. Bir de biraz daha halkımızın tabii bu üniformaya bakış açısı biraz daha farklı olduğu için biraz da onun etkisi oldu diyelim. Yani kullandığımız araçtan ötürü Eskişehir'de de kapalı alan çok olduğu için bizim daha çok daha hızlı ulaşmamız normal yani. Ekip otolarının girmediği yere özellikle merkezde gidebileceğimiz en uzak noktaya 2 dakikada varabiliyoruz. Vatandaşın tabii buna tepkisi daha iyi oluyor. Önceden hani geç kaldığımızda işte ambulans olsun, polis olsun hep geciktiğinden yakınıyordu ekiplerin gelmediğinden.
Biz de öyle bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. 2007 yılında Yunus olarak göreve başlayan polis memuru Kerim Ağdacı ise gelen anonsları hızlı bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti. Olay yerine çok hızlı ulaşmamızdan dolayı genelde olaya sıcağı sıcağına müdahale ediyoruz. Olay bitmeden yetişmiş oluyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Genelde merkezi bölgelerde çalıştığımız için ve sıcak olaylara gittiğimiz için ve olaylara da hızlı müdahale ettiğimiz için daha fazla olaya müdahale ediyoruz. Motosikletli polis timleri, rahat, hazır ol, kask, giy, motor. Bin! Allah korusun! Eyüp'te bir sokak üzerinde park halinde bulunan 5 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Doğalgaz kutusuna sıçrayan alevler nedeniyle apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eyüp, Silahtar Ağa Mahallesi, Kanarya Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02 sıralarında sokakta park halinde bulunan otomobillerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Kısa süre içerisinde alevler 5 otomobile ve sokak üzerinde bulunan doğalgaz kutusuna sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eyüp, Balat, Gazi ve Alibeyköy itfaiye amirliğine bağlı ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Otomobillerdeki yanmanın kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri uzun bir süre doğalgaz kutusunu söndürmek için mücadele etti. Doğalgaz kutusundaki alevler binaya sıçrarken alevler nedeniyle binadaki vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İktaş'a bağlı ekiplerin olay yerine gelerek gazı kesmesinin ardından itfaiye elleri doğalgaz kutusundaki alevleri söndürdü. Otomobillerin konaklandığını iddia eden Gıyasettin Yüzükçü isimli vatandaş olayı şöyle anlattı. Vallahi gece normal insanlar gibi biz de 12'den sonra yatağımıza çekildik. Gece bu araç yakanların yaktığını söylüyorlar bir rivayete göre. Şu anda tabii ki olay yeri sıcağı sıcağına olduğu zaman kimseden daha bir şey alamadık, bir netice alamadık. Vardı, biz vardık. İtfaiyemiz arkadan gelip bizi çıkardı merdiven. 5 kişi, 6 kişi mahsur kaldık. Hastaneye götürdüler. Kaç kişi etkilendi? 3 kişi. Dumanla mı ya, ateşle? Dumanla. Dumanla. Çocuk yaşlı. Çocuklar, hanımım var, eşim var. Bir de kızım var. Aracımızda bir şey var mı? Araçlarımız yandı. Gördüğünüz gibi şu anda bizim kendi araçlarımız yandı zaten. Şu anda gördüğünüz gibi dışarıda doğalgazın kesemedikleri için şu anda hala onu söndürüyorlar. Devletimiz bu işlerin arkasından geleceğine de inanıyoruz. Bu ülkenin bölmek isteyen namussuzlara, şerefsizlere karşı çoluğumuzla çocuğumuzla da savaşmaya hazırız. Kesinlikle de istemiyoruz barış sürecini. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşiyle tartışan alkollü bir adam 3 katlı apartmanın balkondan bir ayağını sarkıtıp intihara teşebbüs etti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve bir çocuk babası şahsın kaynanası ise polislerin kurtarmaya çalıştığı damadına "Atlayacaksan atla!" diye bağırdı. Olay akşam 23.40 sıralarında Şirinler Mahallesi 276. sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Bak senin açıklanın gelme. Gel buraya.
İddiaya göre bir süredir eşi ve kayınvalidesiyle problem yaşayan İskender A, alkol aldıktan sonra karısıyla tartıştı. Daha sonra 3. katta bulunan evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polisler, evli ve bir çocuk babası İskender A'yı intihar etmekten vazgeçirmek için tam 45 dakika uğraştı. Uzun bir süre bir ayağını balkondan aşağı sarkıtan alkollü adamı kurtarmak için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ayrıca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri atlama riskine karşın aşağıda branda açarken 112 acil sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Polis 45 dakika boyunca yürekleri ağza getiren genç adamı ikna etmek için çaba harcarken İskender A'nın kayınvalidesi ise "Atlayamaz, atladı kurtulalım" şeklinde bağırarak damadını tahrik etti. Sinirli kaynana gazetecilerin kendisini görüntülenmesini de engelledi. Balkondan birkaç kez atlamaya yeltenen adamın eşi ve ufak bebeğiyle beraber gözyaşları içinde kocasını izledi. Öfkeli genci 1 saatlik çalışma sonrasında kayınbabası ve polis ekipleri ikna ederek balkondan indirmeyi başardı. Polis İskender A'yı gözaltına aldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma giren oto tamircisi kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şimdi intihar etmek sıkıntıdan kurtulmak değil, tam tersi daha büyük bir sıkıntının azabının yolunu açmaktır ki dünyadaki imtihanlar ahirettekilerin yanında hiçbir şeydir. Ancak bazen insan darlanır, patlayacak hale gelir ve bu halden kurtulmanın çarelerini arar. Tevekkül ve iman konusunda zayıfsa şeytanın ve nefsin ilk telkini bu dünyanın çilesi bitmez. Kendini öldür. Halbuki o insan temelden güçlü bir iman ve o imanın gerektirdiği gibi bir hayata sahip olsa, namazına dikkat etse, haramlara, helallere dikkat etse, bu hataya kolay kolay düşmez. Çünkü bilir ki bir imtihan ne kadar zor olursa olsun, onu veren Allah Celle Celaluhu'dur. Ve çaresini de vermiştir. Rabbi ile dertleşir ve o problemi Allah'ın yardımıyla aşar. Ama insan Allah ve Resulünün ölçülerine dikkat etmiyorsa, dinimiz İslam'ın emir ve yasaklarını ihlal ettiği için, mahcubiyetten veya isyandan dolayı Mevlamızın rahmet kapısını çalmaktan çekinir ve batıl yolda adım atmaya devam eder. Mevla Teala hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi haberimizi izleyelim. İddiaya göre sanayi sitesinde motor ustası olarak çalışan İbrahim Can, 6 yıl önce evlendiği eşiyle bir süredir geçimsizlik yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde yaşanan tartışma sonrası evi terk edip gittikten sonra akşam saatlerinde ağabeyi ile yeniden eve döndü. Yeniden yaşanan tartışma sonucu eşi evden ayrıldı. İbrahim Can'dan dün akşamdan bu yana haber alamayan ve bugün de işe gitmediğini öğrenen yakınları eve geldi. İçeriden cep telefonunun sesi gelmesine rağmen kapı açılmayınca yakınları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis itfaiyeden yardım isteyip kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ve itfaiye ekipleri içeri girdiklerinde İbrahim Can'ın cansız bedenini doğalgaz borusuna iplasır halde buldu. Acı haberi alıp eve gelen İbrahim Can'ın anne ve babası ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Konya'nın Karatay ilçesinde 40 milyon lanenin dikili olduğu 400 dönümlük lale tarihi tarlasının eşsiz güzelliğini havadan görüntülendi. 2 hafta boyunca ziyaretçilere açık olan lale tarlası fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye'nin sosyal sorumluluk projelerinden olan alım garantili lale soğanlı yetiştiriciliği ile Konya lale yetiştiriciliğinde önemli bir noktaya geldi. Konya'nın Karatay ilçesinde Asya Lale firmasına ait 400 dönümlük lale tarlası bölge halkının kalkınmasını sağlarken aynı zamanda birçok yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Firma yetkilileri lale taç yaprağı kırım işlemi başlamasıyla 2 hafta boyunca lale tarlasını ziyarete açık tuttu. Bu süre zarfında ise profesyonel ve amatör fotoğrafçılar lale tarlasında en güzel fotoğrafı çekebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. 40 milyon lalenin dikildiği 400 dönümlük lale tarlasının havadan çekilen görüntüleri adeta gökkuşağını andırıyor. Lalelerin sulama işlemi gerçekleştirilirken havadan çekilen görüntüler eşsiz bir manzara oluşturdu. Onlarca kadının lalelerin taç yapraklarını kırma işlemi yapması da yine havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisi ile üretim kapasitesini arttıran Asya Lale firması lale soğanı ihracatı da yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Komşu ülkeler başta olmak üzere dünyanın önemli lale üreticilerinden Hollanda'ya da lale soğanı ihraç ediliyor. Konya'da lale soğanı üretim aşamasında köylüler başta olmak üzere birçok kişinin istihdamı sağlanıyor. Pendik E5 Karayolu Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yoldan geçen 4 araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza Kartal E5 Karayolu Keresteciler mevki Ankara istikametinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre E5 Karayolu Ankara istikametine giden 34JT1701 plakalı lüks araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yoldan geçen bir belediye otobüsü olan 4 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri devrilen elektrik direğinden yola akım geçmesi ihtimaline karşılık E5 Karayolu'nun Ankara istikametini trafiğe kapattı. Trafik yan yoldan verilirken olay yerine gelen elektrik ekipleri akımı kesti. Elektrik direğinin yoldan kaldırılması ve kazaya karışan araçların çekilmesi sonucu yaklaşık 1 saat kapalı olan yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yer alan Tüpraş İzmit rafinerisinde ham petrol üretisi bakım çalışmalarında çıkan yangında bir işçi öldü, 4 işçi de yaralandı.
Olay akşam 22.40 sıralarında Tüpraş İzmit rafinesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin ham petrol ünitesinde bakım çalışması yaptığı sırada yaşanan bir parlama sonucu yangın meydana geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlama sonrasında ise olay yerine çok sayıda ambulans ekibi çağrıldı. Patlama sonrasında M.A. adlı kaynak işçisi olay yerinde hayatını kaybederken 4 işçi de yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan yangın ise olaya müdahale eden rafineri teknik emniyet ekipleri tarafından kontrol altına alınarak 23.45'te söndürüldüğü öğrenildi. Çıkan yangın hakkında Tüpraş yönetiminden yapılan açıklamada 17 Nisan 2016 Pazar saat 22.40'da Tüpraş İzmit rafinesi ham petrol ünitesinde bakım çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. Olaya müdahale eden rafineri teknik emniyet ekipleri yangını kontrol altına alarak 23.45'te söndürmüşlerdir. İlk belirlemelere göre olayda bir çalışan hayatını kaybetmiş, 4 çalışan ise yaralı olarak hastaneye sevk edilmiş olup yaralıların sağlık durumları iyidir. Gelişmeler hakkında kamuya bilgi verilecektir denildi. Öte yandan Tüpraş giriş ve çıkışlarında yangın sonrası polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınarak araç girişlerine izin verilmedi. İstanbul Topkapı Cevizli Bağ mevkiinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza Topkapı E5 Karayolu Cevizli Bağ mevkii Edirne istikametinde saat 00:15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre E5 Karayolu Edirne istikametine giden Muhammed Kember yönetimindeki 34VR9412 plakalı araç bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı yönde giden ve içerisinde düğünden dönen kişileri taşıyan 34LA8892 plakalı minibüs yol kenarındaki araca çarpmamak için manevra yaparak takla attı. Meydana gelen kazada aralarında kadınların da bulunduğu minibüs içerisindeki 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar ambulanslara bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan minibüsün yoldan kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Evet, alkol kötülüklerin anasıdır deriz, derler hep beraber. Dilimize dolanmış bir kelimedir ama gerçekten manasını güzel bir şekilde hep beraber anlayabiliyor muyuz? Kötülüklerin anası. Her türlü kötülüğü yapabilir insan o zihindeyken, o beyindeyken. Şimdi uçaklarda genellikle bu sıkıntı çok oluyor. Uçakta adam alkol içiyor. Alkol içtikten sonra düşünün ki ailenizle oturuyorsunuz, çoluk çocuğunuzla oturuyorsunuz. Size yanlış bir hareket yapıyor. Sizi rahatsız edecek hareketler yapıyor. Ailenize rahatsız edecek hareketler yapıyor. Ben uçak olarak misal verdim ama genel olarak değerlendirebilirsiniz. Adam alkol alıyor, beyni uyuşuyor, rahatsızlanıyor ve size oturmuş olduğunuz yerlerde, yürümüş olduğunuz sokaklarda sıkıntı çıkarabiliyor. Ve bununla alakalı biz alkolle alakalı anketler yaptık. Televizyon ekranlarından anketler yaptık alkoller kaldırasın diye. Buradan tekrar yetkililerimize duyurmuş olalım. Anadolu Jet'in Trabzon-İstanbul seferini yapan uçağına geç kalan sarhoş bir yolcu olay çıkardı. Uçakta yaşanan kavga başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay 15 Nisan akşamı Anadolu Jet Hava Yolları'nın Trabzon-İstanbul seferinde yaşandı. İddiaya göre Trabzon'dan havalanan uçağa son anda yetişen sarhoş bir yolcu kabin içinde yüksek sesle konuşmaya başladı. Yolcuları rahatsız eden sarhoş yolcu uyarıları da dikkate almadı. Kabin içinde yolcular arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Uçakta yaşanan gergin anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra kavga eden yolcular ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gaziantep'te evinin avlusunda bulunan su kuyusuna düşen 5 yaşındaki Fırat Can, kurtarma ekiplerinin 7 dakikalık çalışması sonucu sağ kurtarıldı. Olay Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi 38 No'lu sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Fırat Can Dalan oyun oynarken evinin avlusunda bulunan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Anne Tuğba Dalan, oğlunun birden gözden kaybolduğunu görünce durumu yakınlarına ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112, UMKE ve itfaiye ekibinin ortak çalışma sonucu 5 yaşındaki Fırat Can düştüğü kuyudan 7 dakikada çıkarıldı. Yavaş! Beyler, aynı anda. Beyler, aynı anda. Çek! Abi dinleyin. Çek! Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlisi Ahmet Faruk Bozdemir'in kucağında kuyudan çıkarılan Fırat Can, 112 ambulansı ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beş yaşındaki Fırat Can'ın düştüğü su kuyusundan sağ çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan anne Tuğba Dalan çocuğuna sarıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Fırat Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde birbirinden ilginç süsü horozları görücüye çıktı. Bodrum'da ilk kez düzenlenen süs horozları mezarında birbirinden farklı türde çok sayıda süs tavuğu 10 bin lira ile 100 bin lira arasında satışa sunuldu. Muğla Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından düzenlenen süs horozları mezatta yoğun ilgi gördü. Değişik ırklardan yaklaşık 30 horozun katıldığı mezatta horozlar gelen vatandaşlara tanıtıldı. Abi bayonet bu. Bayonet. Sıplaş bayonet. Nedir bunun? Yani özellikleri ana vatan Amerika. Yani ülkemizde de gayet iyi yetiştiricileri var. Süs tavuğu olarak bakılır ama aynı zamanda da yumurtacıdır. Ortalama fiyatları ırklarına göre değişir ama böyle sıplaş bir bayonetin ortalama fiyatı 750 milyon, 800 milyon gibi geçer takımı bir. Yani dişi erkek takım derken. Nasıl abi? Abi bunlara appanzel, silver appanzel olarak geçiyor bunlar. Yani gümüş appanzel diye geçiyor. Bunların da değişik renkleri var. Bunların da takım fiyatı işte 400, 500 dişisi erkek olarak. Şöyle. Bu mesela yetişmiş hali mi, civciv mi o? Bunlar yetişmiş hali abi. Bunlar ufak ırk olarak geçiyor böyle. Bunlar gol sebel pot. Bunlar... Kanagoderi. Evet. Japonya'da yetişen bir ırk. Evet. Biz bunu Türkiye'ye getirdik. Bursa mezatında satın aldık. Şu anda Türkiye'de nadir olan bir ırklardan. Evet. Kuyruk uzunluğu 10 metre ile 20 metre arasında uzuyor. Bu arada daha yeni, genç herhalde. Yeni hayvan da evet. 1 yaşında bir hayvan. Otoyolda seyreden motosikletlerden biri önüne çıkan köpeğe çarparak yola savruldu. Kaza yapan motosikletçiler ölümden döndü. Motosikletler ölümden döndü. Otoyolda seyreden motosikletlerden biri önüne çıkan köpeğe çarparak yola savruldu. Hemen arkadan gelen motosikletli de arkadaşını ezmemek için kendisini yere bıraktı.
O feci anlarda saniye saniye kameralara yansıdı. Evet sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. İnşallah bu gece saatler 21.40'ı gösterdiğinde 16. gün programıyla karşınızda olacağız. 15 günde olan olayları 16. günde sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hepinizi ekran başına bekleriz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.